Bu tecrit dediğimiz mesele artık sadece tecrit kavramıyla da açıklanabilecek bir durumda değil. O durumu çoktan aştı. Biz 15 aydır Sayın Öcalan ve diğer 3 müvekkilimizden hiçbir şekilde haber dahi alamıyoruz. Yani bu normal karşılanabilecek bir durum değil. Ve bunun için, bunu aşmak için de sürekli girişimlerde bulunuyoruz. Fakat öyle bir durum var ki Türkiye'de bağımsız, tarafsız bir yargıdan söz etmek mümkün değil artık. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu da artık tartışmalı bir konu. Belki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir zaman bu işler mükemmel olmadı. Yargı hiçbir zaman tam bağımsız olmadı, tarafsız olmadı. Türkiye tam bir hukuk devleti olmadı hiçbir zaman ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle dibe vurmuş durumdayız diyebiliriz. Ve bana göre bunların hepsinin Sayın Öcalan'a ve oradaki diğer müvekkillerimize yani İmralı'da uygulanan tecritle yakından bağlantısı var. Oradaki hukuksuzlukla yakından bağlantısı var. Biz her platformda bunu dile getiriyoruz. Hukuksuzluk sadece bir yere özgü olarak kalmaz, yayılır. Hukuku, yasaları İmralı'da adeta böyle bir ip yumağı haline getirmiş durumdalar. Böyle karma karışık birbirine girmiş ip yumağı haline getirmişler ve bizden bunu çözmemizi bekliyorlar. Bizi bununla uğraştırmaya, oyalamaya çalışıyorlar. Biz yılmadan devam ediyoruz bunun için. Mesela aile yasaklarından bahsedelim. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki 3 ayda bir otomatik olarak aile yasağı uygulanabilmesi için müvekkillerimize disiplin cezası veriliyor. 3 ayda bir otomatik hale getirmiş. Ve biz bu cezaların neden verildiğini hiçbir şekilde öğrenemiyoruz. Ne zaman verildiğini öğrenemiyoruz. Bunlar hep bizden gizli yapılıyor. İş işten geçtikten sonra biz ancak öğrenebiliyoruz ve itirazlarımızı yapıyoruz. Avukat yasağı meselesi yine hakeza öyle. O da otomatiğe bağlanmış durumda. 6 ay süreyle verilebiliyor avukat yasağı. O yüzden Bursa İnfaz Hakimliği 6 ayda bir otomatiğe bağlanmış bir şekilde infaz yasağı kararı veriyor. Biz bunları yine gereken itirazları yapıyoruz ve ilgili meclise taşıyoruz. Ama Türkiye'de hukuk kalmamış durumda. Bütün bu başvurularımızdan müspet olumlu sonuç alamıyoruz. 2015'ten yani o 15 Temmuz'daki darbe kalkışması denen olaydan sonra yaklaşık 7 sene geçti ve bu 7 senelik süre zarfında Sayın Öcalan ailesiyle sadece 6 kez görüşebildi. 6 kez. Diğer müvekkillerimiz, 3 müvekkilimiz hakeza öyle. Sanırım 2 tanesi 3'er kere görüştü, 1 müvekkilimiz de 2 kere görüştü ailesiyle. O İmralı'ya getirdiklerinden beri. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi ne yapıyorlar? Dediğim gibi 3 ayda bir otomatik disiplin cezası veriyorlar. Ve bunu bize tebliğ etmiyorlar. Ki biz buna süresine itiraz edemeyelim. Avukatsız kalsınlar. Avukat yardımından faydalanamasınlar. Bu yüzden bizden gizleniyor bu kararlar. Ama biz bunu bu kararlardan haberdar olmak için böyle ortalama 3 ayda bir artık tahminde bulunarak Bursa İnfaz Hakimliği'ne başvuru yapıyoruz. En son işte 24 Mart 2022'de, yani bu senenin Mart ayında İnfaz Hakimliği'ne böyle bir başvuru yaptık. İnfaz Hakimliği bize cevap verdi ve dedi ki müvekkillerinize verilmiş yeni bir disiplin cezası var. Müvekkillerimiz de bu kararlara itiraz etmemişler. Çünkü artık hukuka olan inançları kalmamış. Yani ne kadar politik, merkezi bir kararla yapıldığını bu uygulamaların biliyorlar. Ve belki de protesto amaçlı, tepkisel olarak itiraz etmiyorlar bu kararlara. Ve itiraz etmedikleri için yasalara göre kesinleşmiş oluyor. Dolayısıyla 21 Şubat 2022'de 3 aylık bir disiplin cezası başladı. Ama 3 ay üzerine eklerseniz 21 Şubat, 21 Mayıs'ta bitmiş olması lazım bunun. 21 Mayıs 2022'de 3 aylık süre bitmiş oluyor. Biz 21 Mayıs'tan sonra 3 kere daha başvuru yaptık aileler adına. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Hapishanesi'ne. Bize yine yanıt verilmedi. Tamamen kılıf oluşturmaya, kılıf uydurmaya çalışıyorlar bu uygulamalarla. Tırnak içinde yasal hale getirmeye çalışıyorlar. Oysa yasal da değil, hukuki de değil, meşru da değil bu uygulamalar. İnfaz hakimine biz yine başvuru yaptık. Dedik ki bitmiş, yani niye görüştürmüyorsunuz? Bize hemen ertesi gün yanıt verdi infaz hakimliği ve diyor ki yeni bir disiplin cezası varsa onu da bize söyleyin diye başvurumuzda belirtmiştik özellikle. Sadece şunu söylüyor, diyor ki işte müvekkillerinize 20 Şubat ayında verilmiş bir disiplin cezası vardı. Bu disiplin cezası hala uygulamadadır diyor. Oysa yasa açık, yani 3 aydan daha uzun süre uygulanamaz. 3 ay geçmiş ama infaz hakimimiz bize söylediği tek şey bu. Disiplin cezası hala uygulamada. Yani çok büyük bir keyfilik var. Büyük bir hukuksuzluk var. Ve aslında artık keyfiyeti hukuksuzluğu aşan bir durum da var. Yapılanlar artık suçtur. Gerçekten suçtur yani. Çünkü neredeyse bütün hem anayasa hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Türkiye'deki ilgili yasal mevzuatın
bütün temel kuralları yok sayılıyor. İnfaz hakimliği normalde hukuksuzluğu gidermek için vardır. İnfazla ilgili hükümlerin yaşadığı sorunları, hukuksuzlukları infaz hakimliği çözer. Yasadaki görevi bu. Ama infaz hakimliği bize tam tersini yapıyor. Sorun çözmüyor, sorun yaratıyor. Sorunun yaratılmasında aracı oluyor, kullanılıyor. Yapabileceğimiz şey itiraz etmek üst merciye. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ediyoruz. Ağır Ceza Mahkemesi bir hafta sonra hiçbir gerekçe göstermeden çok kısa, şablon bir kararla reddediyor itirazımızı ve Anayasa Mahkemesi süreci başlıyor. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıyoruz ve Anayasa Mahkemesi de ne yazık ki yılları bulan bir süreç oluyor. Anayasa Mahkemesi'nde şu anda bekleyen onlarca başvurumuz var. Sayın Öcalan ve diğer üç müvekkilimize dair. Onlar da orada bir şekilde duvar gibi duruyor Anayasa Mahkemesi yani. Anayasa Mahkemesi'ndeki kararlar çıkınca da bu sefer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci başlayacak. Ve dolayısıyla devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istediği şey oluyor. Zamana yayılmış oluyor mesele. Ama bu hukuksuzluğu görmek gerekiyor yani. Biz bunun dışında sadece bu hukuk girişimlerde bulunmuyoruz. Birçok idari mecralarda başvurular yapıyoruz. İlgili sivil toplum örgütleri nezdinde de çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışındaki hem BM, Birleşmiş Milletler hem Avrupa Konseyi örgütleri. Onlar da ne yazık ki Türkiye'nin bu zamana yayma tutumuna aslında prim veriyorlar. Çünkü yaşananı hukukla izah etmek ya da kabul etmek mümkün değil. Eğer bu tablo ağırlaşarak devam ediyorsa demek ki birileri buna göz yumuyordur. Bunun başka bir açıklaması yok. İşkenceyi Önleme Komitesi, Avrupa Konseyi'ne bağlı CPT'den bahsediyorum. En son 2019 yılında İmralı'ya gitti. 2020 yılında da bir rapor yayınladı. Ağustos ayında. Bu son ziyaretine dair. Ve orada çok açık bir şekilde söyledi. Dedi ki avukat yasağı ve aile yasağının bu şekilde keyfi olarak sürekli otomatik olarak uzatılması artık İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinin ihlali, yani kötü muamele anlamına gelir dedi. Çünkü bu süreklilik arz ediyor ve bu oradaki 4 insan da tamamen izole edilmiş oluyor toplumdan, hayattan. Şimdi Sayın Öcalan sıradan bir hükümlü değil. Sayın Öcalan'ın realitesi var. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kabul ediyor. Zaten o yüzden o ağır koşullarda denizin ortasında bir adada 22-23 yıldır tutuluyor. Ve devlet şunu çok iyi biliyor. Sayın Öcalan Kürt meselesinin çözümünde olumlu anlamda rol oynayabilecek, samimi olarak rol oynayabilecek ve buna da gücü olan en önemli aktördür. Bunu çok iyi biliyor devlet. Ki bu yüzden de bu 23 yıllık süreçte bazen kapalı kapılar ardında, bazen de kamuoyunun gözleri önünde Sayın Öcalan'la çeşitli süreçler geliştirildi, masaya oturuldu. Kürt meselesinin çözümü için fikir alışverişinde bulundu ve Sayın Öcalan o dönemlerde kendi üzerine düşenleri de fazlasıyla yaptı. Gerek süreçlerde yapılması gereken, işlere atılması gereken adımlara dair toplumu hazırlama kısmı dahil olmak üzere yol haritası bile hazırladı. Gerektiğinde PKK'ya ateşkes, tek taraflı da olsa ateşkes çağrısında bulundu ve örgüt de buna uydu. Bütün kamuoyu bunları biliyor, hepsi basında yer alan şeyler. Dolayısıyla Sayın Öcalan sıradan bir insan değil ve ona uygulanan tecrit izolasyon da sıradan bir izolasyon ve tecrit değil. Belli bir sürecin sonunda bütün kamuoyunun gözleri önünde Dolmabahçe'de oturulmuş ve bir mutabakata varılmıştı. Dolmabahçe mutabakatı diye yer almıştı. O Dolmabahçe mutabakatının tanınmamasından sonra Türkiye hızla geriye doğru gitmeye başladı her anlamda. O günden beridir Türkiye'de her şey tepe taklak olmuş durumda. Türkiye barış ortamından uzaklaştı, çatışmalı süreçler başladı, ekonomi yerle bir oldu. Hükümet olmaya aday olan muhalefetin de bu gerçeği görmesi gerekiyor ve ona göre hareket etmesi gerekiyor. Eğer Kürt meselesine yaklaşım aynı olursa, güvenlikçi politikada devrede olursa, olası bir hükümet değişikliğinden sonra hiçbir şey değişmeyecektir. Çünkü temel mesele budur. Dolayısıyla böyle önemli bir insandan bahsederken, Türkiye'nin en yapısal meselesinden bahsederken aynı zamanda Kürt meselesinin çözümünden, insanların artık İmralı'daki tecride tepki göstermeleri, sokağa çıkıp demokratik tepkilerini ortaya koymak istemeleri, yüzlerce meslektaşımızın, avukat arkadaşımızın kampanyalar düzenlemesi, özellikle ÖHD'nin öncülüğünde çok önemli şeylerdir bize göre. Bu hukuksuzlukların artık görülmeye başladığının işaretleridir bunlar. Ve bunların biz büyüyerek devam edeceğine de inanıyoruz. Çünkü bu mesele herkesi ilgilendiriyor.
Yunan'daki tecrit hepimizin hayatına bir şekilde dokunuyor. Önemli olan bunu fark etmek, fark edebilmek. Gerçekten kendi demokrat diyen, sosyalist diyen ya da işte hangi yanında olursa olsun kendi muhalif olarak konumlandıran herkesin bu gerçekliği görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Avukat camiasında böyle bir hareketlik olması ise çok apayrı bir öneme sahip bizim açımızdan. Çünkü biz zaman zaman kendimizi yalnız hissettiğimiz dönemler de oldu. Bu İmralı'da yaşanan hususları bütün hukuk çevrelerinde dile getirmeye, anlatmaya çalıştık, çabaladık. Hem Türkiye içerisinde hem Avrupa'da. Bunun sonuçlarını da almaya başladık. O açıdan önemli bir işaretti. 775 meslektaşımızın başvurusu. Çünkü böyle bir hususta eğer göz yumarsa meslektaşlarımız aynı şeyleri kendileri de bir süre sonra yaşayacaklar. Bunu biliyorlar, bunu görüyorlar. Ki böyle de oldu bugüne kadar. Örneğin Türkiye'de müvekkil avukat görüşmesinin dinlenmesi de bir uygulama yoktu. Sayın Hoca'dan için 2004'te düzenleme yaptılar. Avukat hesaplaması diye bir düzenleme yoktu. Onu da Sayın Hoca'dan hedeflenerek 2004'te yaptılar ve uzun bir süre sadece ona uyguladılar. İstisnalar hariç olmak üzere. Ama 2015 darbe kalkışmasından sonra bütün hapishanelerde uygulanmaya başladı bunlar ve insanlar bu kuralların olduğunu bile öğrenince şok oldular, meslektaşlarımız da avukatlar. Dolayısıyla yani sustukça sıra herkese geliyor. İnsanların bunu görmesi, buna göre hareket etmesi önemli. Biz başvurabileceğimiz bütün mekanizmalara başvurmaya devam edeceğiz. Yani hem idari, hem yargısal, hem de diplomatik anlamda yapabileceğimiz bütün çalışmaları bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Yani hukuk yollarını zaten kullanıyoruz çok doğal bir şekilde. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler'in çeşitli kurumları, mekanizmaları. Bunları da kullanmaya devam edeceğiz. Ve bunun dışında da Avrupa'daki hukuk örgütlerinin nezdinde de girişimlerde bulunmaya çalışacağız. Avrupa'daki barolar nezdinde girişimlerde bulunmaya çalışacağız. Bu hukuksuzluğu herkesin görmesini ve ses çıkarmasını sağlamaya çalışacağız. Bu çabalar ne kadar büyürse sonuç alma ihtimali de o kadar yükselecektir.